devam etmesini istiyorsunuz. Oyuncularınıza bir takım konuşmaları yaptınız. Perşembe günü çok önemli bir maç var. Her maç önemli Boluspor için. Neler söylemek istersiniz? Aynen öyle konuştuk zaten. O maçın, kazandığımız iki maçın değerli, daha değerli olması için, çok değerli bence kazanılan iki maç, daha değerli olması için Erzurum maçı mutlaka kazanılması gerekiyor. Bunun için tabii pazar perşembe oynamak kolay değil. Arkasından bir altın orada gibi bir diri bir takımla oynayacağız. Onun için fizik kalitelerine dikkat etmeleri, istirahatlerine dikkat etmeleri gerektiğini konuştuk. Motivasyonu üst seviyede tutup inşallah hafta içerisinde önce Erzurum, daha sonra da Altınordu maçında puanlar almak istiyoruz. Adana Demirspor maçına gelecek olursak, nasıl bir maç oldu hocam? Açıklamayı yaptınız ama sizce çok beklediğinizden kolay bir maç oldu, zor bir maç oldu? Bir teknik direktör olarak görüşünüz. Bence 3-1 bir skoru var ama beklediğimizden zor bir maç oldu. Aslında beklediğimiz gibi zor bir maç oldu, öyle söyleyeyim. Çünkü maçtan önce oynanan maçlar aşağıyı yukarıya da birbirine karıştırdı, yaklaştırdı. Bizim için de önem arttı, onlar için de önem arttı. Şimdi onlar da ön taraflarında hızlı oyuncularla oynadılar. Biz de çok ön tarafta oynayan bir oyuncu takımız. Onlar bize bir sistemle çıktılar. Biz de bekleyerek oynadık. Dikkat ediyorsanız ilk defa bir topun bizde kalma süresi en az maçlardan bir tanesiydi. Biz haklı çıktık düşüncelerimizde. Her zaman olmuyor bu tabii. Bu maçta böyle denk geldi. Ama kazandığımız için mutluyum. Dediğim gibi bekleme oyunda oynayabiliyoruz. Set oyunda oynayabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Dediğim gibi konsantre olduğum günlük performans sonucu belirliyor. O gün iyi mücadele ettik, kazandık. Baktığımız zaman hocam enteresan bir lig görüyoruz. Birinci takımda, 11. takımda playoff iddiası var. Daha 1-2'nin koptu diyoruz. Aldıkları mağlubiyetler doğru olmadığını gösteriyor. 1-2'nin için neler söylemek istersiniz? Nasıl söyleyeyim? Şimdi bir kere baraj düşme barajı bu sene beklentinin çok üzerinde olacak. Herkes kopmalar çok çabuk olur, lig çabuk bitecek diyor ama öyle bir şey olmayacak. Yani her sene 35, 36, 37 olan baraj 39'lara 40'a kadar çıkabilir. Yukarısı için de tabii bunun öyle olması üst tarafın makasını da daraltacak. Orada da çok sıkıntılı. Son haftaya belki de şampiyon belli olacak. Belki de ilk 6'ya giren belli olacak. İşte dediğim gibi kadrosu kaliteli olanlar, ekonomisi düzgün olan takımlar, iyi çalışan takımlar bu sona ulaşacak inşallah. Bunlardan bir tanesi biz oluruz. Hocam Ander Santos, Yusuf, Guido, Caner son durumları ne durumda? Onlar yarın hepsi bizle beraber bir Caner sadece bir hafta daha dışarıda kalacak. Santos da aynı şekilde. Guido ile Yusuf iyileşiyor. Onu da söylediğiniz iyi oldu. Biz şimdi 5 tane böyle direkt rotasyonda kullandığımız oyuncudan da eksik oynadık Adana Demir'de. Yani bir kelime söylemedik onunla ilgili bir şey. Zaten öyle bir mazeret yok. Biz sahaya 11 kişi çıkıyorsak eksik deme şansımız yok. Oynayan arkadaşlar da müthiş oynadılar. Ama önemli eksikler. Yusuf'la Guido bu hafta bizle beraber olacak. Kadroda inşallah yerlerini alacaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.